from the other side'cılar. Güzel figür takipçileri, hobi tutkunları ne var ne yok. Sizler için babaları bulmaya devam ediyor muyuz? Ediyoruz. İşte Storm Collectibles etiketi. Figür piyasasını bilenler bilir ki Storm Collectibles olursa bir işte kalite vardır. Bir işte değişik güzel şeyler vardır ve bir işte unutulmayan harika karakterler. Serilerin harika, harika karakterleri vardır. İşte o serilerden biri Street Fighter. Street Fighter 4 serisi sanıyorum. Ee, Street Fighter'dan çok manyak bir kişilik. Kim? Ryu, Ryu ama bu Ryu'nun farklı hali. Kim? Evil Ryu. Yani işi biraz daha ne yazık ki kötü boyuta taşımışlar. Ve kardeşimiz şeytanlaştırmışlar. Şeytan kardeşimizin ne yazık ki jiletinin altından tüm aksesuarları görünmüyor ama feci şeytanımsı kafalarıyla beraber bir de göğsünde ne yazık ki delikle oldukça evil yani şeytan Ryu karakterini elimize bu şekilde almış olduk. 17 yaş ve üstüne yapıyorum diyor Strong Collectibles. Neden bunu diyor? Çünkü ne yazık ki farklı şiddet öğeleri var. Supervised by Capcom diyor. Hakkını verelim. Capcom tabi bu işin sahibi. Özellikle Street Fighter deyince Capcom'suz düşünülemez. 1990'ların efsane oyunu. Ultra Street Fighter bu arada. Street Fighter diyorum ama Street Fighter 4 tabi çok eskilerde kalmıştı. Bir de bunun Ultra Street Fighter versiyonu var. İşte bu versiyonu 4. seriden çıkartılmış oluyor. Evil Ryu. Evet çok çok güzel görünüyor. Arka plan, ön plan harika bir kutu. Biraz jelatin plastik çok kullandığını biliyoruz. Ama yine de e, kabulümüzdür. Evil Ryu için fazla aksesuarları Storm Collectibles'ın her zaman bilinir. Ama aksesuardan öte bu sefer galiba karakter kendini daha fazla gösteriyor. Hem arkasında hem önünde oldukça güzel boyalar görüyorum. Evil Ryu'nun da hemen arkada Japonca olsa da anlaşılıyor. 1.75 boy 68 kilo oldukça zayıfmış kardeşimize özel bilgiler de veriliyor. Evet Hong Kong merkezli değişik bir şirket Strong Collectibles biraz pahalıya yapabiliyor. Ne yazık ki 80-90 dolar euro bandına kadar çıkabiliyor. Hong Kong olsa da bu iş içinde yapıyorum diyor. Ee, ve farklı farklı güzel figürleri yaratmaya sağ olsun devam ediyor. Özellikle Mortal Kombat ve Street Fighter için bence hala en başarılı figürleri yaratan şirket Strong Collectibles, Strong Collectibles diyebiliriz. Ama biraz aşırı fazla Japonca, Çince veya Asya kullanıyor. <laughs> İngilizceyi fazla, ee, bundan daha az kullandığını düşünüyorum. Ee, bu arada figür tarihine de çok yer vermiyor, onu da biliyorum, evet. Figür tarihi göremiyorum, 2021 falan olabilir ama. Yani yeni elime geçti çünkü. Evet, bu güzel karakteri açalım bakalım klasik nasılmış. Evet, Storm Collectibles'ın bu kutusu, bu plastiği dediğim gibi çok çok kullanılır. Ben de o yüzden plastik atılmadan hemen e, geri dönüşüme bu arada atıyorum. Hep söylüyorum size, siz de geri dönüşüm kutlarını bulunuz. O plastikleri inşallah oralarda değerlendirelim. Çok fazla plastik de o şeyde kullanılıyor bütün Avrupa'da her yerde. Evet müthiş bir ee, yoğunluk görüyorum figür içerisinde. Boya yoğunluğu çok güzel boyanmış. Çok harika. E, kendine göre e, bir endamı olan müthiş bir Ryu karakteri ama evil Ryu karakteri. Kafaların hepsi çok başarılı ama sanki şu daha favorim olacak gibi. 2-3 toplam 3 kafası var. 2 tane bandını görüyoruz. Yine tabii ki el yoğunluğu en fazla şirket el veren Storm Collectibles'tır. Yine 8 tane el var tabii elin içindekilerle beraber. Ama daha fazla şu güzel harika boyalı kıyafet dikkatimi çekiyor. Ve tabii o göğüs boyası. Ha. Ve bir de tabii farklı farklı şekillerde Ruyu'nun çok farklı aduketini, saduketini, kaduketini yapacak pek çok hareketi de böyle buluyorsunuz. Ki bunlara için ayrı ben filmler, küçük çekimlerde yapacağım. Hadi bakalım o arka figürü açalım bakalım nasılmış. Evet Ryu Muz gerçekten bir kaliteyi Storm Collectibles'ın kendine has yaratımını yansıtıyor. Bu tür tarz figürleri dediğim gibi en çok fazla güzel e, hareket tarzını yansıtan figürleri Storm Collectibles oldukça iyi başarıyor ve yaratmaya devam ediyor. Hem bir manga esintisi var hep söylüyorum anime manga tarzında bir basitlik örgüsü var boyasında ama öyle basit diyemiyorsunuz ki çok güzel boyamayı da yapıyor. Yani atıyorum McFarlane'deki Neka'daki o güzel boyamayı da görüyorsunuz. Tek Handicap'ı biraz daha, bir tık daha fazla ama atıyorum bir Iron Studios'lar gibi bir şeyler gibi öyle fazla e, uçuk fiyatlara kaçmıyor. Yine de e, alınabilecek dediğim gibi McFarlane'in bir iki katı bazen üç katı fiyatlara kadar çıksa da yani 80 90 dolar bantlarına çıksa da e, özel karakterler için tercih edilebilecek bir şirket. Ben her karakter için demiyorum tabi Mortal Kombat ve... Street Fighter için çok tercih ettim. Ben genellikle Stone Collectibles atıyorum. Mesela Gears of War figürleri de var. Ama Gears of War figürleri mesela ne kadar ben 3'te 1 fiyatına bulabileceğimi bildiğim için de veya yarı fiyatına bulacağım için de çok tercih etmem. Gears of War'cular varsa aramızda konu yorum yapabilirler. Evet, e, Ruyu karakteri dediğim gibi bu karakter mesela yerde bulunacak bir karakter değil. Ev Ruyu karakteri. Harika betimlenmiş. E, dediğim gibi arkadaki bu zaten kötülüğünü simgeleyen belki e, e, yarası veya artık tatu haline gelmiş ee, özel biçimi ve tabii ki şu göğsünde e, ayeta bir Iron Man gibi beliren ne yazık ki diyelim e, yarası e, figürü figür yapan özel unsur. Hem bu kafanın çok güzel olduğunu söylemeliyim ama dediğim gibi e, oldukça güzel kafaları ve elleri her zaman veren bir şirket. Benim favori kafamın da şu olduğunu mesela figür için. Dişlere falan bakar mısınız? Oldukça güzel çizilen e, şekilde olduğunu söylemeliyiz. Evet çok fazla şekil verebiliyorsunuz. Çok fazla karakterin ee, yorum yaptırabiliyorsunuz. Kendi yorumunuzu her zaman katabiliyorsunuz. Bu da ayrı bir zaman ayrı bir tabii emek gerektirebilir. Örnek olarak bütün bu kırmızılı alev tarzı aksesuarların hepsini şu şekilde takıp figürümüze monte edebiliriz. Ee, çok çok vaktinizi almak için buna tabii çok ben e, şey yapmam ama ayrı eten bunları takıp size bir videoda yayınlamayı düşünüyorum. Bu figürlerin tüm aksesuarlar için ayrı ayrı videolar. Bu alev e, aksesuarları bu. Dediğim gibi şu verilen özel ayaklar sayesinde de e, figüre istediğiniz şekilde e, duruş sergiletebiliyorsunuz ve tabi aduket meşhur aduketin e, özel mor ışığını da aynı şekilde burada betimleyebilirsiniz yumruk tarzı veya kafasına göre e, kendisinin alacağı tarzı da her zaman e, dediğim gibi o an yapacağınız çekime göre veya o an yapacağımız oyuna göre kendiniz veriliyorsunuz en önemli özellik ne diyecekseniz dediğim gibi figürün oldukça fazla yerden oynaması bir McFarlane'den tabi çok daha kolay şekil verebiliyorsunuz ama her halükarda e, kusurlar e, belirginleşebiliyor. Birleşme yerlerinde şurada mesela belirginlik yoksa mesela şurada görüyorsunuz ama mesela şurada, şurada çok güzel örtmüş birleşim yerini şurada örtmemiş. Fark yerlerde farklı böyle kusurlarını kapatma gereği duymamış. Atıyorum belden dönüş yeri veya kolun şuradan çok bariz birleşim yerlerini falan çok örtme gereği duymamış. Çünkü onları da yaparsa biliyor ki e, figüre de bir şekilde zarar verebilecektir. Evet çok hoş harika ee, her şekli verebileceğiniz Tom Collectibles karakterlerinde umarım e, farklı güzel fiyatlarda buluruz. Söyle ikinci piyasasında ne yazık ki çok olan bir figür değil. Ama en azından bizler için bu kadar çok elli bu kadar çok e, aksesuarlı figürleri bulunca da birinci elde alabiliyoruz. Umarım size seviyorsunuzdur. Street Fighter Mortal Kombat çok daha klasik eskimeyen e, serilerden e, her zaman bize de örnekler atabilirsiniz. Atladığımız yeni çıkıp bizim gösteremediğimiz Evet bizim gösteremediğimiz şeyler dedim kesildi. <laughs> Öyle bir önceki figürlerle veda edeyim istedim. Harika figürdü yeni videolarda görüşeceğiz. Hoşçakalın.